Geçinmek kolay mı? Kolay. Iğdır'da mümkün mü? Mümkün. Her şey yolunda mı? Yolunda. Şikayetimiz var mı? Yok. Her şeyi bitirmişler. Bizi de bitirdiler emekleri. Ben razıyım, bir 25 yıl daha tutsunlar. Hayırlısı. Bundan daha kötü güne düşelim. Dış ülkelere bakınca bakın bura daha nereye güzel. Nereye bakalım? Beraber bakalım. Suriye'ye baksam, baktık. Gazze'ye baksam. Baktık. Başka aklıma gelmiyor şu anda. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün Iğdır'dayız. Memleketin en uç noktasındayız. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı ve yerel seçimde kime oy vereceklerini soracağız. Biraz akşama kaldık, yol uzun olduğu için. Sade Vatandaş tarafsız değil, halktan taraf. Konuşalım mı? Nasılsın? İyiyim abi, hoş geldin. Askerlik falan yok değil mi? Yok. İyi, güzel. Hocam, geçinmek kolay mı Iğdır'da? Valla ne diyeyim abi, şimdi geçimle alakalı. Sen anlatacaksın canım, biz uzaktan geldik. Valla abi ne diyeyim yani, Iğdır'la alakalı ne İyi diyeyim. İyi midir, kötü müdür, kolay mıdır, zor mudur? Berbat abi. Abi İş berbat bulabilir. Gel sen de, iş bulabiliyor musunuz? Yok abi, ne işi yok. Meslek var mı? Meslek yok abi. Ne yapıyorsun şu anda? Şu an ben yeni İzmir'den geldim. Ne yapıyorsun İzmir'den geldin, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum, burada hayvanlara bakıyorum abi, burada köyde var. Ailenin şeyleri var, hayvanları var. Aynen. Tamam. Onun dışında hiçbir iş yok mu? Yok. Onun gelir kaynağı? Gelir kaynağım baba ne verirse. Babama işte yardımcı oluyorum ara sıra babam ile. Aynı şey. Meslek yok, ne yapacaksın? Hayvancılıktan devam mı? Mecbur ama yine gideceğim İzmir'e yani, orada İzmir'de da. İzmir'de ne yapıyorsun? İşte orada çalışıyorum restoran. Tavacı Recep Usta. Orada ne iş yapıyorsun ama? Restoran tabii komilik Allah için. Öyle de var. Komilik, garsonluk bir şey. Aynen öyle şekilde. Aynı. Parayı öyle kazanıyorsun. Aynen öyle şekilde. Peki burada bir yerel seçim olacak şimdi. Kime oy vereceksin? Dem Parti. Neden Dem Parti? Çünkü abi her türlü. Kim mi burada? Aynen abi, sevdiğimiz için. Kayyum atamışlar. Ne olacak? Sonuna kadar Zelatin Demirtaş abi, ne diyelim yine. Gene de vereceğiz mi? Aynen abi, her peki zaman. Peki yer kayyum atarlarsa ne olacak? Vallahi abi, yer kayyum atarlarsa ne bileyim abi daha. Peki. Eyvallah arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Oy kullanıyor muyuz? Oy kullanıyor muyuz? Evet. Peki kime vereceğiz bu yerel seçimde? Vallahi ben İranlıyım abi. İranlı mısın? Evet. Ne yapıyorsun burada? Dolaşmaya geldim. İran şurası. Şurası. Şurası mı? Evet. Ha, terste kalmış. Evet. Nasıl keyifler? O vatandaş olmuş. İyi, Allah'a şükür. Sen de mi Erdoğan'a? Evet, Erdoğan. Sen de mi İranlısın? Ben de İranlıyım. Buraya yerleştiniz mi peki? Ama Tayyip amcayı seviyoruz biz. Neyini seviyorsun? Her şeyini. Ya ama mesela bir şey söyle. Ya Türkiye'ye baksana. Uçurdu. Uçurdu. Vallahi. Kaç yıldır buradayız? 7-8 sene oluyor. Ne yapıyoruz burada? Gelip gidiyoruz işte. Pıt pıt. İyi, öyle. Güzel. İş güç var mı? İş güç Allah'a şükür orada var. Orada var. Evet. Burada ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Burada da vatandaş olursak? Vatandaş olursak bizim aslında işimiz dövizcilik. İyi. Zaten Türkiye ile çalışıyoruz. Burada alırım, orada satarım. Evet. Bu kadar. Peki, hadi kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Sağ olun. Selamun aleyküm. Bulaştık artık abi. Gel şöyle ya, gel. İçeri miydin? Canım gel şöyle halkın arasına karışalım. Nasılsın abi? Sağ ol, siz nasılsınız? Hoş İyiyiz abi. Çok şükür, hoş bulduk. Aynı Bil şey. Nereden geldik? Nerede? Nereden geldik sence? Bakayım. Bak abi. Sade. Sade vatandaş, evet. İstanbul'dan geldim hoş abi. Sırf senin için geldim. Allah razı olsun. Dediler ki taksici bir abimiz var. Sor ona, geçim nasıl Iğdır'da? Geçim kötü valla. Niye? Yani Türkiye'de öyle, Allah yardım etsin. Ya bilmiyorum. Ülkenin en uç noktası. Burada da yani mı? Yani burada kötüyse İstanbul'da demek ki daha kötüdür. Doğru. Evet. Peki mesela taksiye binen vatandaşla sohbet ediyorsunuz. Dert yakınıyorlar mı? Tabii ki herkes dert ne yakınıyor. Yani etini, sütünü, sıkıntısı. Yumurtasını mı anlatıyor? Çoluğun çocuğun derdini mi anlatıyor? Her şeyin. Şu anda evet. Mesela bir ev kirası 10 bin lira. Burada. Yani, Iğdır'da. Evet. Abi Iğdır'da o evi 10 bin lira niye etsin? 10 bin lira. Bir emekli maaşı ne kadar? 10 bin lira. Doğalgaz, su, elektrik kim ödeyecek? 2,5-3 yazar. Onlar dilenci yapıp ödeyecek herhalde, değil mi? Yani öyle nasıl gitsin? Hadi köylü şu bu kendi abi vardır. Çiftçiler şununla bununla uğraşıyor. Doğru. Yani zor. Hayat şartları çok. Düzelme umudu var mı? Hayır. Vallahi. Ancak bu çalmalar durarsa herhalde. Hırsız duyarsa diyorsun. Hırsızlık durursa ülkemiz kalkınır. Evet. Yani saniyede... Durur mu? Durmaz. Buranın belediyesinin 1 milyar borcu varmış, öyle duydum. Bilmiyorum, ben belediye işlerini bilmem ama ülke olarak hırsızız yani.
Hepimiz mi hırsızız abi? Hepimizin özellikle seçerken. Şurada yemek veriliyor ya, burada bile zenginler fakirlere sıra vermiyor. Ciddi misin? Tabii canım. Vallahi. Peki şimdi önümüz yerel seçim. Burası da adayları kaynıyor. Kime oy vereceğiz? Şimdi buradaki mesele farklı meseladı. Ne gibi mesela? Burada Azeri Kürt meselesi var. Irkçılık mı var? Irkçılık. Ne demek o? Yani niye? Seçimde ırkçılık var. Başka zaman yok. İşte niye ama? Yok, pardon. Irkçılık yok. Seçimde dedi ama. Seçimde var. Seçimde İnternle var. Ayrı konuşalım. Kürt adaya veriyor. Azeri de Azeri adaya veriyor. Burada seçim zamanı aslında Kürtlerle ettirnağız. Yani biz iç içeyiz artık. Kime veriyordun? Türk'le Kürt, Kürt'e, Türk'e? Kürt HDP'ye vereceği, Azer'de Azer bir adaya vereceği. Allah Allah. Türk? Türk de Azer bir adaya vereceği. Kürt, Kürt'e verecek, Azeri ile Türk, Türk'e. Öyle. Ya da Azeri'ye. Aynen. Niye öyle? Bir de Azeri de Türk canım. Şimdi yani döverler bizi. Türk'üz. Aynen öyle. Öyle. Niye öyle? Ne yani niye öyle bir tane? Bilmiyorum ki seçim geldiğinde böyle bir ayrımcılık oluşuyor. Onun dışında içimizde. Herkes kardeş. Sıkıntı hiç, yok. Hiçbir sıkıntı yok. Olmasın da zaten. Olmasın yok. Peki senin oy tercihini sorsak? Vallahi ben sandık başına bile gitmek istemiyorum ama. Vallahi. Yani. O kadar mı bıktık yani? Bıktık evet. Hiç mi dürüst namuslu adam yok? Ya ben 51 yaşındayım. Maşallah. Şimdiye kadar görmedim bir belediye başkanı, bir milletvekili, uşağı fakir, 5 çocuğu var. Bunun birini devlet kapısına alalım, ekmek yesin, ev iş, ekmek sahibi olsun, sigorta. Böyle bir adam görmedim ben. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Ben görmedim. Doğru. Ben yani şu ana kadar kazanmadım, sınav kalmadı, girmediğim sınav kalmadı. 90 mezunuyum. 90'da liseyi bitirdim. Evet. O zamanlar lise mezunu, şimdiki üniversite mezununa denkti. Tabii ki. Ama olmadı. Niye? Torpilin yoktu ya da zengin derdi. Allah. O iş böyle. İşte. Siyaset böyle. Öyleyse hiç düzenli. Biz siyaset dilini bilmiyoruz. Ben bilmiyorum siyaset dilini. Bilsek zaten. Herkesin yüzüne doğruyu söylediğimiz için hep kafayı sırtımıza. Siyasetin dilini suratımıza bilsek zengin olurduk. Yani. Çok teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Siz sence de burada kim kazanır? Sen taksicisin. Nabzı kokluyorsun. HDP. HDP mi alır? Hı. Net alır mı? Net sen alır. Oy vermemene rağmen HDP alır diyor. Ya versem de herkes verse de alır. Peki. Abime soralım. Abime sorduk ama hızlıca sana soralım. Bu seçimde kime oy vereceksin? Benim oyum Iğdır'da değil, Melekli bölgesinde. Tamam. Yine Iğdır'da da eşim, dostum, elimin yetiştiği, herkese de ülke hanımı desteklemesi için gönül, minnet, hatır koyuyoruz zaten. Ülke hanımı daha önceden görev yaptı mı, tanır mıyız? Evet, tanıyoruz zaten. Belediye başkan yardımcımızdı. Evet. Tamamdır. Yaptıkları icraatlardan memnun muyuz yoksa partisinden dolayı mı destekliyoruz? Ben Melekli beldesinde kaldığım için yaptığı burada işte işleri fazla bilgim yok. Tamam. Melekli'ye yapmadı mı canım? Melekli'nin belediyesi olduğu için bizim kent. Burası ha o ayrı. Tabii ki yine bu belediyenin de Melekli'ye yardım oluyor da yani o kadar detayı bilmiyorum yani yardım etti mi etmedi mi. Şimdi o bütün projeler meclis üyelerinden geçtiği için o kadarı bilmiyoruz. Ama razıyız. Evet diyorsun. Melekli'de Mücahit Tanık İttifak Partimizin adayını destekliyoruz. Iğdır'da da Ülke Hanım'ı destekliyoruz. Çok teşekkür ettim. Çok sağ olun. Abime soralım. Kusura bakma abicim, beklettik seni. Senin hayırlı Ramazanlar. Hepimize inşallah. Iğdır'ımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İstanbul'dan geldik. Hoş geldiniz. Abicim yerel seçimde sen kimi destekliyorsun? Ben şöyle diyeyim, ben bir muhtar adayı olarak, aday mısın? Evet, Pir Sultan Abdal Mahallesi muhtar adayıyım. Kendim de belediyede çalışıyorum, belediye personeliyim. Çok güzel. Tabii ki ben her zaman iyiden yanayım. Ne yani kadar iyi? Iğdır'ımın, halkımın, özellikle Iğdır halkının daha iyi kültür seviyesi olsun, ne bileyim. Yaşam kalitesi olsun. Evet. Ne bileyim yani hastanesi olsun. Yani burada hiçbir imkan yok. Gerçekten Iğdır'ımız çok geri kalmış. Tabii bunu ben iktidar partisine de bağlamıyorum. Bundan önceki iktidar partisi de aynıydı. Şimdiki de aynı. Yani biz bir şey göremedik yani. Sen Iğdır yapacak? Kim yapacak? Bunu yine halk yapacak. Nasıl yapacak? Yapacak işte bu halk el birliğiyle buna karar verip. Sayın Cumhurbaşkanı demedi mi? Parti, belediyeyi bize verin ki iş yapalım. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan eğer gidiyorsa, tabii, görürse saygı ve selamlarımı sunarım. Ama şimdi bir Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak, yani şimdi ekonomi krizimiz var yani. Şimdi bunu herkes yaşıyor. Doğru.
yani ülke olarak, halk olarak hepimiz yaşıyoruz. Öncelikle biz bu ekonomiyi bir atlatmamız lazım ki önümüzü görmemiz lazım. Şimdi biz de bunu göremediğimiz zaman da ne yapıyor? İkilimde kalıyoruz. İkilimde de kaldığımız için, yani ikilimde kalıyoruz. İkilimde de kaldığımız için, şimdi ben Cumhurbaşkanımız kötü veya yönetemiyor diyemem. Çünkü kötü olsaydı 22 yıl bu ülkeyi yönetmezdi, halk seçmezdi. Şimdi inşallah bundan sonra bilmem işte Cumhurbaşkanımız da olabilir, iktidar partisi de olabilir veya muhalefet partisi de olabilir. Ama ne var? Iğdır'ımız için, Iğdır'ımızdan önce Türkiye'miz için bir şeyler yapmamız lazım. İnşallah bundan sonra el birliğinden bunu yaparız. Burada Iğdır'da kim yapar? Burada Iğdır'da kim yapar? Bence iktidardan demeyeyim de yani iktidar demeyeyim yani belediyeyi iyi bilen, halkı iyi tanıyan, burada iş yapabilecek. Yani 5 ırk yaşıyor burada. Kürdü, Azerisi, biz göçmen diyoruz. Dağlı dediğimiz bir şey var. Terekeme dediğimiz bir ırk var. Tabii hepimiz burada kardeşçe yaşadık. Kirve olduk. Ne güzel. Kız aldık, kız verdik. Evet. Ama ne var? Ben isterim ki Iğdır'ımız artı bir de Türkiye'miz kazansın. Iğdır'a, halkımız, gençlerimiz, Iğdır'a işsizlik. Kimin üzerine mührü basacaksın? Bana isim ver. Ben bir muhtar adayı olarak benim hiçbir zaman tercihimde parti olarak bu isim yok. Olsa da yok. Söylemek yanlış. Yok yanlış olmaz. Niye yanlış olsun ki? Ben şu anda kararsızım. Şu anda kararsızım. Yani burada seçime 14 gün kaldı. Bu seçime ben de gireceğim mahalleli olarak, bir muhtar adayı olarak. Tabii ki ben yarın bir gün seçilirsemse benim de elimin güçlenmesi için tabii yani burada verimli kimse yani Türkiye genelinde iktidar kimse ben de gidip orada milletim için yani milletimden ziyade mahallem için bir şey istemem lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size de hayırlı çalışmalar. Sağ olun. Allah işinizi gücünüzü rast. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Abim sorabilir miyiz? Önümüz yerel seçim. Evet. Öncelikle burada Iğdır'da yaşamak kolay mı? Şimdi ben Ankara'da yaşıyorum. Misafir olarak geldim. Güzel. Yani, nasıl buldun Iğdır'ı bir Ankaralı olarak? Yok Ankaralı değilim zaten Iğdırlıyım da. Tamam. Ha, yok 15, Ankara'da yaşayan biri olarak. Anlaşamıyoruz abimle. Yani, evet. Ya daha da iyi olacak inşallah. Belediye seçimlerinde inşallah şöyle bir... Ne gördün? Gidip geliyorsun ya. Evet. Gelişiyor mu? Gelişiyor. Bundan iki sene önce geldiğim zaman buralar her taraf toprak. Yani yok asfalt yok. Evet. Sana bütün caddeler. Bütün ana yollar hepsi topraktı. Şimdi bayağı bir var yapılmış. Ha, inşallah daha da iyi olur. İnşallah. Şöyle iyi bir belediye başkanı gelirse güzel de hizmet eder. Ne görüyorsun? Sence vatandaşın arasında bir gidip çıkıyor mu? Ne görüyorsun? Ne bakımdan? Kimi desteklerler? Yani inşallah AK Parti alır diyor. Yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Selamünaleyküm. Müsaade var mı? Sohbet edebilir miyiz? Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ ol abi. Abi geçinmek kolay mı? Kolay. Iğdır'da mümkün mü? Mümkün. Her şey yolunda mı? Yolunda. Şikayetimiz var mı? Yok. Ne güzel hızlı hızlı cevaplıyor. Abi bu emekli maaşından şikayet edenler oldu az önce. Emekli maaşı olmayanlar ne yapsın? Güzel mantık. Onlara da emekli maaşı bağlayalım. Bağlayın ihtiyacı yok ki. Niye? Yani özürlü insanlar ya. Kim? İnsanlar üretken olmalı. Doğru. Üretirsen kimseye muhtaç olmazsın. Üretmek için de sermaye lazım ama. Yani herkesin parası yok ki hiç. Yani şunu düşünebiliyor musun? Ne yapacağız? Bu ne? El. 5 parmak. Ha, tamam. 5 parmak. Bir olabilir mi? Bir değil ama birlik olabilir. Nasıl olabilir? İşte el ele vererek. Böyle olur değil mi? Öyle de olur. Olur yumruk olur. Kişi, yani çalışırsa hiç parası yok. Tamam. Çalışırsa her şeye sahip olur. Zam gelsin, emekliye zam gelmesin hiç sorun değil abi. Ama enflasyon da eritiyor biraz. Şimdi siyaset, İslam'da siyaset çözüm üretmek. Tamam mı? Yani kimseye muhtaç olmamak. Yani kimseden bir şey beklememek. Sen üret, ona da ver, ona da ver, ona da ver. Ama insanlar kısır yani. Çalışmıyorsun. Gözünü dikiyorsun ona. Onun da rızkını Allah verir. Sen de bir. Biraz üretken olan. Şimdi mesela bizim memurlarımız var. Bir şey yapmıyorlar ki. Evet. Yani bir memurun bir maaşı bir markettir. Evet. Bir market. Evet. Bir market sana kazanıyor. Sen burada sabahtan akşama kadar üretiyorsun, çalışıyorsun, didiniyorsun. Cebine paranı koyuyorsun. Markete bir uğruyorsun.
Dün 100 lira olan şey bugün 200 lira. Senin paranın yarısı gitti. Şimdi abi nasıl yapacağız? Bak şimdi sana Kur'an acayip film var. Buyur lütfen. Bir dakika. Abi. Ama bunun da bir mantığını söyle bana. Şimdi, nasıl oluyor? Kur'an'da yazıyor mu bu? Tabii yazıyor. Ne diyor? Bir dakika abi. Mealen söyle canım. Şimdi bak abi sana ayetle delilen göstereyim de tamam mı? Tamam. Delile göstereyim daha da güzel olur değil mi? Tamam. Bak abicim. Çok vaktimiz yok da o yüzden hızlı şimdi, şey yapalım. Dur bakayım abi. Arap suresi 96 bak. Ne 96 nedir? Bir dakika dur. Bakayım abi. Okuyor muyuz sürekli? Tabii şimdi bak. Şimdi abicim bak oku buraya. Sen oku bakayım. Hangisi? 96. ayeti. O peygamberin gönderdiği ülkelerin halkı ekran bir şey oldu. Ülkelerin halkı insanlar ve günahtan sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Bizi de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Ne diyor? Ben size peygamber gördüm, ona inanmadınız, uymadınız. O zaman siz malzemeye değer verince, insana değer vermeyince malzeme değerli oluyor. Tamam. Yani siz insana değer verseniz malzeme aşağı oluyor. Bu Avrupa'dakilerin peygambere inancı mı var ki onlar bu kadar zengin? Ya kafirden sana dost olmaz ki. Ben dost olalım demedim. Kafir bize örnek olmaz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresi ayet 23'te diyor ki biz müminler kafirlerin her iyi işine el atarız. Tamam, ne güzel. Ve onların en iyi işini biz birleşiriz. En iyisini biz yaparız. Onların yaptığını yok ederiz. Yapalım yani, işte. Niye yapamıyoruz? Yapmıyorsanız onların sorunu bana niye söylüyorsun yani? Niye yapamıyoruz? Ben de sana bunu söylüyorum. Şimdi biz Müslüman değil miyiz? Üretken olacağız yani. Bugün kardeşim. Ben sana şunu söyleyeyim. Elin Almanı, Müslüman olmayan Almanı, yılda 4 milyon, 40 milyon, 400 milyon araba üretiyor. Biz? Evet. Biz ne yapıyoruz? Biz birbirimize uğraşıyoruz abi. İşte. Birbirimize uğraşınca üretme olmaz. O Alman niye onda din iman mı var? Kitapta, Allah kitapta diyor ki ben dünyayı, her şeyi müminler için yarattım. Tamam. Kafirler de faydalanır, hayvanlar gibi yerler. Tamam. Ama ahirette yalnız müminler içindir bu. Tamam, tamam mı abi? Şimdi biz üretmiyoruz. Biz Kur'an'dan koptuk. Biz Resulullah'tan koptuk. Tamam. Biz Mürşid-i Kamillerden koptuk. Yani biz bir tane sakallı görüyorlar, bana göre bana küfür ediyorlar. Niye? Küfür ediyor çok yakışıklı olduğum için. Tamam mı? Öyle. Bana da ediyorlardır. Sarıklı olduğum için küfür ediyorlar, yumurta atıyorlar. Ama bir tane çıplığa vurmuyorlar, bir içki içene vurmuyorlar. Sen böyle bir şey yaşadın mı? Yaşadım tabii. Nerede? Burada yaşadım. Iğdır'da. Iğdır'da yaşadım. Yani, Iğdır'da beni döverler, sana kıyamazlar. Hadi bana şey yumurta attılar bana. Ne diyorsun? Ya bak sakallı bir insana saldırıyorlar mesela, çatıyor. Merhaba. Ama bu nerede? Biz nereden kaynaklanıyor? Şeyden işte. İslamiyet'ten uzak olunca oluyor. Önümüz yerel seçim. Hı? Kime destek vereceğim burada? Vallahi ben ona şey demiyorum. Siyaset benim işim değil. Ben oraya karışmam. Burada şu anki yönetimden razı mısın? Ya ben de kayyum var. Kayyumdan biz memnunuz şu an. Kayyumda. Memnun muyuz? Yani memnunuz. Bir sıkıntı yok. Değişmese de olur diyorsun. Ya değişmese de biz memnunuz. Yani yerden göğe kadar razıyız kayyumdan. Kimse bizi rahatsız etmedi. Bize hiç karışıklıklar da yok. Allah razı olsun. Peki. Çok teşekkür ederim. Kendine dikkat et abi. Yoluna çık olsun. Sağ ol. Efendim sorabilir miyiz? Iğdır'da geçinmek kolay mı diye soruyorum. Zor zor. Niye? Geçim sıkıntısı. Her şey zam. Abi biri bana dedi ki kira 10 liradan başlıyor. Doğru. Doğrudur. Niye? Iğdır'da kira nasıl 10 lira olur? Olmuş işte. Ya nasıl olur? Ev mi yok? Kıtlık mı başladı? Deprem mi oldu? Ne oldu? Canım şimdi bir faizler yükseldi. Adam tamam. Diyor ben parayı faize yatsam. Bu binanın ne alakası? Sen hangi kanaldansın? Sade vatandaş. Sade vatandaş. Sen benden dayı bilmen lazım. Abicim ben seninle konuşmak istiyorum. Şimdi adam parasını alıp faize yatırdım onu çıkarıyor da. Ne var yani? Abi faize, hani faiz haramdı? Hani nas vardı? Nas vardı. İşte onlara sorun bana değil. Nas diye bastılar. Nas diye bastılar gitti. Peki önümüz yerel seçim. Evet. Kimi destekleyeceğim burada? Kimi destekleyeceğim? O benim vicdanıma bağlıdır. Tamam. Onu ben kime vereceğimi biliyorum. Ben bilmiyorum. He şimdi dememde gerek var mı? Var. Ya anla yani. Ya tamam yani, anladım da sen yine renk ver bana. Kırmızı renk mı, sarı mı, mavi mi? Ya o bir şeye gidecek o da. Tamam, onun yeri bellidir. Tamam, ben. Yani anladın mı? Hangi renk? Hangi rengi boş ver. Sen renk sorma. Biz bizeyiz biliyorum ama sen onu boş ver. Kime? Razı mısın şimdikinden? He? Şimdikinden razı mısın? Vallahi bir şey diyemem. Değilsin belli ki.
Belli ki. Yani daha hissettiğini. Peki, tamam. Kendine dikkat et. Hadi sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Efendim merhabalar. Önümüz yerel seçim. Sormamıza bir mahsur var mı? Valla devlet memuruyuz. Öyle mi? Evet. Ben emeklilik gelmiştir diye düşündüm. Yok benim abi. Abim emekli mi? Emekliyim. Abi topu sana attı. Evet. Müsaade varsa soralım. Buyurun, buyurun. Geçim kolay mı? Zordur. Niye? Her şeyi bitirmişler. Bizi de bitirdiler emeklileri. Nereye kadar böyle devam edecek o zaman? Valla sonumuzu iyi görmüyorum ben. Gelecek adına, kendi adıma değil, çoluk çocuğumuzun adına. Evet. Zor günler yaşayacağız gibi geliyor bana. Peki önümüz yerel seçim. Bu zor günler için elimizi taşın altına koyuyor muyuz? Sandığa gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Sandığa gittiğimiz zaman gereğini yapacağız. Var emekler mı gönlümüzde bir aday? Benim şu anda gönlümde HADEP. HADEP var. Evet. Çıkardı mı aday? Aday var. Her seferinde kayyum atıyorlar diyorlar. Evet kayyum atıyorlar. Yine de kazansın yine de atsınlar ama kazanıyor. Demokrasi adına utanç verici bir durum. Evet. Ama yapıyorlar. Evet. Demek ki utanmıyorlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Oy kullanıyor muyuz? Oy. Oy. Abi ben seni tanıyorum. Oy Eminem. Oy kullanıyor muyuz hocam? Ben şu anda memlekette değilim. Nerede öğrencim senin memleket? Burada bit. Gitmeyi bit. De düşünmüyorum açıkçası. Buranın yönet belediyesinden memnun musun? Yani. Alışmaya çalışıyorum. Ayısı olur mu? Sene. İlk sene mi? Aynen. İyi. Ne okuyor? Ben engelli bakımı okuyorum. Ne güzel. Kendine dikkat et. Çok memnun oldum. Hoşça kal. Soralım mı? Var mı konuşmak isteyen? Alemin kralı. Oruç tutuyor muyuz? Tutmuyorum. Tutuyorum da. Gerçek konuş. Ya ne? Tutmuyor mu oğlum? Tutmuyorsa tutmuyordur hocam. Geçinmek kolay mı iğdır da bir genç olarak? Zor. Niye? İmkanlar çok zorlaşmış. Güç var mı? Yok. Boş mu geziyoruz? Evet boş geziyoruz. Hepimiz boş muyuz? Boş. Vallahi. Bir mesleği yok mu? Yok. Altın bileziğimiz yok mu? Yok. Yaş kaç? Bu arkadaşım var mesela. O belli canım, o tok evet. Gezen. Yaş kaç? 23. Maşallah. Şimdi önümüz yerel seçim. Kimi destekleyeceğiz? DEM Parti. Sebep? DEM Parti. O kadar. O kadar. Bizim rengimiz belli evet, diyorsun. Aynen. Sen hocam? Abi DEM Parti. Sen Karagöz. AK Parti. Tabii, tok olmasından belli değil mi? Şeyde abi belediyede çalışıyor. Belli. Abime sorayım gel abi. Niye canım? Dur nereye gidiyorsun? Sorma. Sohbet edeceğiz. Geçim sorayım gel. Geçim nasıl kolay mı geçim? Ben emekliyim. Emekli için iyi mi kötü mü? Nasıl iyi olacak sence, sizce? Canım sen söyleyeceksin. 10 bin lira vardır belki bir sırrı. 10 bin lira var. Ama yüzün gülüyor. Ağlamak zorunda değilim ki. Aynen öyle. Peki abi nereye kadar böyle devam eder? İnşallah düzelir Türkiye'nin. Sen böyle korkarsan düzelir mi? Ben korkuyorum ki. Ben dedim bana seçim oyumun rengini sorma. Yok sorma. O öyle herkese söylemem diyorsun. Aa öyle olduk. Herkes evet. Olduk şimdi. Aynen öyle. Peki. Bir daha hala aynı. Abi ısrarla bozuyor beni. Peki şu anki yönetimden memnun musun? Sizin oy renginiz nedir? Benimki İstanbul'da. Olsun ne farkı. İşte bana niye soruyorsunuz ki? Canım ben anket yapıyorum. Ben de anket olarak size soruyorum. Siz hangi partiye abi tam felsefeci ya. Yok canım yani. Peki bu şu anki yönetimden memnun musun? Hangi taraftan? Burada, Iğdır'dan. Hangi yönetimden bahsediyorsunuz? Belediye yönetiminden. Koyun var. Mesela belediye başkanımız yok ki. Doğru. Yani belediye başkanı yok. Gelsin ister misin? Tabii ki gelsin. Halkın özgür iradesine gelse renkini daha... Rengini anladım ne yapacağız? Renk değil. Ben senin rengini anladım. Özgür. Ben diyorsun ülkede özgür yaşıyor. Diyorsun. Demokrasi özgür. Hayır hayır. Özgür bir demokrasinin ülkede yaşıyorsak... Öyle mi? Halkın seçimi... Öyle mi? Öyle gelmez. Öyle mi? Tabii ki. Demokrasi yani, ve özgürlüğün içinde miyiz? İçinde olmasak dahil halkın seçildi. Ha, biz bir saniye. AK Parti olur, B Parti olur, L Parti fark etmiyor. Kim olursa olsun. Evet. Halk seçti, insanlarla yürümek istiyor. Tabii ki. Memurla değil. Tabii ki. Tabii bu en güzel doğal insan, aynen, aynen. İnsanların hak, aynen. Özgür ve temellerden bir tanesidir. Aynen, aynen. Doğru mu? Çok teşekkür ederim. Yani, ben aldım mesajı. Kendine teşekkür ederim. Abime sorayım. Abi nasılsın? Sağ ol abim. Sağ ol abim. Hoş geldiniz. Bir an bir aşısı sandım. Yok sandım ya. Döverler adamı. Kesinlikle, kesinlikle. Nasıl keyifler? İyi. Sorucumuzu tuttuk mu? Yok. Abi bütün şeylere, imansızlara denk geliyoruz vallahi. Ya ülke öyle olmuş. Vallahi. Vallahi ülke öyle olmuş. Niye ülkede... böyle olduk abi? Niye böyle sorsan olduk? En dindar ülke biziz. En kimseye de dille. Müslümanlığımızı bırakmayız. Dille. Ne?
Dilde. Dilde yani. Aynen. Dilde Müslümanız. Dinden alakamız kalmadı. Evet. İnsanları dinden soğuttular yani. Peki, çalışıyor muyuz şu anda? İş gücü var. Var. Özel sektör. Ne kadar özel? Yasal mı en azından? Yok, kurumsal. Ha, tamam, ha, kurumsal, market. Peki. Önümüz bir yerel seçim. Kimi destekleyeceğiz? Yani iktidar hariç geri kalan... Var mı gönlünde biri? Gönlümüzde her zaman solcuyuz. Aldım mesajı. Yani güçlü mü burada? Pek güçlü değil diyorlar. Olacak inşallah. Alır mı? Yani maşallah insanlarımız, daha doğrusu aç insanlarımız, tokları ne zaman doyurmaktan vazgeçerse o zaman güzelleşecek her şey. Çok güzel söyledin. Açlar tokları korumayı bırakırsa. Aynen. Bir şeyler... Daha güzel olacak ülkemiz. Aynen. Ama nedense hep açlar tokları karın doyduruyor. Aynen. Bak açız hepimiz. Aynen. Hepimiz tamam cebimizde paramız var ama bankalar bir kredileri, kredi kartlarını durdursun. Cebimize 5 kuruş para kalmayacak. Aynen. Ya, aç açın yanında olacağı yerde aç toku destekliyor. Nedense öyle bir ülkeyiz. Ve bundan zengin da dindar diyoruz. İnsanı dinden soğuttular. Zengin seviyor. Değil mi? Aynen. Eşeğe altın semer vursan. Gerçek mi dermiş? Vallahi eşek yine eşektir. Biz aynı eşeğiz abi. Çok teşekkür ettim. Kendine dikkat et. İyi akşamlar. Hocam sorabilir miyiz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Iğdır'da geçinmek kolay mı diye soruyoruz. Kapı kapı geziyoruz. Iğdır'da geçinmek diğer şehirlere göre elbette Türkiye'nin büyük şehirlerine göre daha iyi. Evet. Küçük şehir olduğu için, ulaşım amaçlı, ulaşımı yakın olduğu için her yere yürüyerek şehir içerisinde mesafe yürüyerek kullanabildiğimiz için çoğu zaman daha iyi. Masraf. Biraz da sınır bölgelerine yakın olduğu için kaçak göçek işlerimiz de var. Güzel. Onlar da var işin doğrusu. Kiralar maalesef son zamanlarda biraz yükseldi. Evet, 10 lira diyorlar. Maalesef İstanbul'da minimum da minimum yani 8 bin lira, 7 bin lira, 10 bin lira arası bu arada değişiyor. İstanbul'da biraz daha pahalıymış duyduğumuz kadarıyla 15 orada bin lira. Orada ölüsü 15. 15'ten ama yine İstanbul'la burası arasında 5 bin lira fark. Akıllara zarar abi. Az. Akıllara yani. Zarar. Yok burası olmalı ki bence 1000-2000. Nasıl 10 bin hani olur? Hani 4 bin 5 bine de razıyız hadi da. Hadi olsun tamam. Ha, 4 bin 5 olsun. Bine de. 10 bin yani. Ne abi Iğdır'dasın ya. Onun dışında yine de çok şükür. Sanki Iğdır'dan bakınca deniz görüyor. Gerçi Ağrı Dağı'nı görüyor. Yani yine en azından Doğu bölgenin insanlar birbirlerine biraz daha düşkündür. Evet. Yani komşuluk ilişkileri batıya göre daha yüksektir. Aynen. Eş dost tanıdık çoktur. Küçük şehir olduğu için herkes birbirini tanır. Bu anlamda vatandaşlar elbette var. Azaltır ama... Ev kirasını günün sonunda tek başına ödüyoruz. Tek başına ödüyoruz evet. Aynen, maalesef aynen. Öyle. Ya bu çok değil mi abi ya? Ben duydum çok oldum. Ya ne diyelim artık dönem böyle olmuş. Bir şey yapacak bir şey yok. Düşünüyorum. Iğdır'sın sonuçta senin yani ne kadar olacak? Yani bir denizi yok mesela. Denizi seni bırak yani başka herhangi bir şey yok. Başka bir şey yok. Çok sosyal faaliyet yok. Kara yani. Bu bölgedeki toplumun en çok... En fazla akşamları yapabildiği şey kafede oturup çay içebilmek. Başka sinema bir şey. Falan var mı? Tiyatro, sinema? Yok. Var ama yani o da devletin var. Hani evet, özel bir... Çok o bir şey yok. Yok. Anladım. Aman yok. Peki, önümüz yerel seçim. Belediyede kimi destekleyeceksiniz? Onu söylemesem. Olur. Tabii ki. Tabii ki. Yani bizim ama de düşündüğümüz... Ama şu ankinden memnun muyuz? Yerel seçimde mi? Kayyumdan ki memnunuz. Yani evet. Bundan önceki kayyumdan da memnunduk. Tamam. Yani bir vali değişti. Niye seçiyoruz komple? Geldi. Kayyum göndersin. Şöyle söyleyeyim yani en azından kayyum da devletin bir yetkilisi olduğu için en azından can yandırarak bir iş yapabiliyor. Hiç olmazsa bile kayyum niyetiyle geldiği için yani vali beyin, önceki vali beyin de şimdiki vali beyin de kayyum olarak görev yaptığı için sonuçta bir üst makama bir hesap vermesi lazım. Evet. Daha dikkatli davranabiliyorlar. Yani. İlla ki veriyorlardır. Yani geçen seçimde en azından buranın sokaklar... Yanlış bilmiyorsam 1 milyar TL borcu varmış belediyenin. Doğrudur, yanlıştır. Belediye ile ilgili hiçbir bilgim yok işin gerçeği. Yani yönetimin... Yani o kadar 1 milyar mesela harcanmış mıdır Iğdır'a? Var mı sence 1 milyarlık yatırım? Bilmiyorum, hiçbir bilgim yok. İnsan düşünüyor. Ben bilmiyorum. Ama işte oy verirken bilmek de lazım değil ya mi? Oy verirken biz... Yani kasada ne vardı, ne aldın, ne koydun? Elbette oy verirken ancak Iğdır gibi küçük şehirlerin şahsa yönelik seçimi daha çok ön planda olur. İsim beğenilir. Tamam. Hani, beğendin ismi, başkan yaptın, kayyum atadılar. Hadi bakalım. O da devletin takdiri. Ne diyebiliriz, ne yapabiliriz ki? Biraz garip geliyor yani. Devlet eğer kayyum atıyorsa mutlaka bir bildiği vardır. Var. Yani seçimin... Devletin zaten kararını hani sorgulayacak makam biz değiliz. Değiliz elbette. Ama daha doğrusu sorgulamaktan ziyade yargılayacak makam biz değiliz. Sorgularız ama yargılayamayız.
Elbette. Yani Iğdır'da da zaten çok büyük bir alternatif de yok seçim üzerinde. Öyle mi? Tabii yani. Kimler güçlü burada? Burada DEM Parti ile AK Parti arasında seçim. Tamam. AK Parti de Cumhuriyet İttifakı olduğu için MHP adayı göstermedi. AK Parti ile MHP beraber ortaklaşa Cumhuriyet İttifakı üzerine AK Parti üzerinden bir aday gösterildi. Bir de DEM Parti var. Aşiret kesimi genelde. İYİ Parti falan da aday çıkarmış. İYİ Parti aday da çıkardı, doğrudur, var ama çok destekçisi olmadı aşikar tabii. Anladım. Yani burada iki parti arasında seçim belirlenecek. Şey, iki baş var. İki baş var. Tamam. Bunun çok teşekkür ederim. Sizi tanımak çok güzel. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Abi sen söyle. Çoğunluk için nereye gösterse biz de oradayız. Tamam işte neresi orası? AK Parti olabilir, HDP olabilir, tamam. İYİ Parti olabilir. Şunu merak ediyorum. Şu an neresi görünüyor? Şu an hala belirsiz. Niye? Kim başta? Tarafsız şu anda, tarafsızız. Sen tarafsızsın, onu anladım. Şu an kim başta görünüyor? Onu merak ettim. Şu an sandığa gidince diyeceksin ki şöyle bir sağa sola. Son günlerde, son haftada belli olur o. Şu anda kararsızız. Söylemek yani, karar istemediğimiz gibi. İçin mi? Yok, istemediğimizden alakası için. Yok yani. Evet. Söylemediğimizden alakası yok. Kimseden de korkum yok. Yani şey ama şu tam anda nasıl söylesin? Yani. Peki, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bu arada geçim kolay mı diye sorayım. Yok. Nasıl olacak? Onda ne kadar devam edecek? Onu da artık 20 yıldır iktidarda tuttuğumuz, 20 yıldan fazla iktidarda tuttuğumuz AK Parti'ye sormamız lazım. Tuttunuz mu? Desteklediniz mi? Ben kesinlikle tutmadım. Şu ana kadar da oy vermemişim, vermeyi de düşünmüyorum. Evet. Ama verenler de razı mı sence? Onu da onlara sormak lazım. Sordum. Yani demek ki biz de haksız, şeyde biz oy vermediğimiz için zaten haksız duruma düşüyoruz yani. Niye haklı oy vermiyorsunuz da? Ama gel ki adamlar memnun yani, oy verenler memnun. Vallahi değiller. Ha verince memnunca oy veriyor da 25 yıldır iktidarda tuttuklarına göre memnunlar. Yok şu an değiller. Ona da yeni düşmüş. Ben razıyım bir 25 yıl daha tutsunlar. Da bundan daha kötü güne düşelim. Çok teşekkür ettim. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Efendim, yerel seçimde kime destek veriyorsunuz diye sorabilir miyiz? Evet, sorabilirsin. O zaman soruyorum. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Bey? Seviyorum. Evet. Her şey yolunda mı? Yolunda. Ülke çok mu güzel? Dış ülkelere bakınca. Tamam. Bir bakın bakalım. Burada daha güzel. Bakalım, beraber bakalım. Suriye'ye baksam, baktık. Gazze'ye baksam. Baktık. Başka aklıma gelmiyor şu anda. Bir de şöyle batıya doğru bak. Mesela ucuzluk konusunda. Bilmiyorum, ben Tayyip diyorum. Ya mutlaka senin için özel bir sebebi var. Türkiye cennettir. Başka illere bakınca burası cennettir. Avrupa'ya falan baktığın zaman gerçekten cennet miyiz? Alım gücü anlamında. Ya bizim Avrupa'ya baksak daha çok var. Vallahi. Evet. Bir Avrupa'ya gitmişsiniz sanki. Mesela Bakü'ye gittim. Çok pahalı. Her şey pahalı. Canım sana pahalı, oradaki ne değil. Hayır canım, olur mu? İnsanların maaşı. Vallahi. Evet, 5 milyar. Tamam. Ama buraya baksan cennet bizim ülke. Vallahi. Evet. Bizden daha mı fakir? Yani maaş konusunda, her konuda. Vallahi. Petrolleri var. Olsun. Yine de ben Türkiye diyor, Türkiyeyi onlar seviyorum. Aliyev'i kaç senede seçiyorlar? Onlar da razı. Öyle mi? Vallahi. Ne yapsınlar? Mecburlar. Öyle mi? Mecburlar. Bir laf dediğin zaman, internette bir şey paylaştığın zaman cumhurbaşkanlarıyla ilgili hemen içeriye atırlar. Ama bizde öyle şey yok. Özgür herkes. Aa. Evet, özgür iradesine. Kim ne isterse onu paylaşır. Siz gidip geliyorsunuz. Evet. Peki, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar, oy kullanıyor muyuz? Gelin beraber kullanalım. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Ne okuyoruz? Bankacı. Çok öğrenciyiz ya. O kadar bağırıyor yani öğrenciyiz diye. Bankacı. Oyunuz burada mı peki? Yok, burada değil. Nerede oy? Diyarbakır'da mı? Yarın Diyarbakır'a gidiyorum. Ben de Kars'ta. Ha, senin Kars'ta mı? Kars'ta. Peki burada kaç senedir buradayız? Ben 2. 2 senedir buradayız. Şeyi nasıl görüyorsun? 2 senedir mesela belediyenin hizmetleri nasıl sizce? Yok, hiç yok. Hiç mi? Sence? Biraz yetersiz gibi. Ne eksik mesela? Ne görüyorsun? Servisler eksik. Gelirken mesela bir sürü kişi, biz yurttan gelirken de bir iç içe giriyoruz. Yani servisler hiç yok. Ha. Bayağı servis sıkıntısı. Yollar falan nasıl? Kötü. Kötü. Orta. Çok kötü. Da kötü değil. Yani. İdare eder. Bu seçimde sizce burada kim alır? Ben burayı tam kestiremiyorum. O daha hakim buralara. Öyle mi? Ben de hakim değilim. Bilmiyorum. Peki. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.